Merhaba. Bacaklarımızdaki kan yukarı kaslarımızın sağladığı pompa vasıtasıyla çıkıyor. Herhangi bir nedenden dolayı kapakçıklar bozulursa, damarda kan birikeceğinden dolayı genişliyor ve varis dediğimiz hastalığa sebep oluyor. Bunun bir ileri aşaması ise ender olsa da toplar damarlarda pıhtı oluşuyor ve maalesef bu pıhtı akciğerlere giderek hayati tehlike yaratabiliyor. İşte oturup çalışanlara, varisten korunmak isteyenlere ve özellikle yaşlılar için bazı hareketler. Birincisi, ben buna pedal hareketi diyorum. Anlayacağınız üzere arabayı kullanırken pedala nasıl basıyorsanız tek tek bir ayakta, daha sonra ikisiyle de beraber uygulama şansına sahipsiniz. Parmaklarınızı da esnetebilirsiniz veya altında küçük bir topu yuvarlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu topuk dikeni için de son derece yararlı. İkincisi, buna benzer bir hareket, o da parmak ucu topuk hareketi. Burada ilk önce parmak ucunda oturarak yükseliyoruz. Daha sonra ise tersini yapıyoruz. Topuğumuza yük veriyoruz. Parmak uçlarımızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Bunu oturarak gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Üçüncüsü ise ayak kaldırma hareketi. Ayak kaldırma hareketi oturur pozisyonda gördüğünüz üzere bir bacağınızı dizinizi kırmadan kaldırıyorsunuz. Sonra her iki bacağınızı birden kaldırıyorsunuz. Bunu adet olarak bir şey söyleyemem ama ilk önce başlangıç olarak 10'ar defa yapabilirsiniz. Dördüncüsü ise bacak çekme hareketi. Bu kadar sportif yapmaya gerek yok. Oturduğunuz yerde ilk önce tek bacağınızı kendinize doğru çekeceksiniz. Sonra iki bacağınızı da birden çekebilirsiniz. Aynen bu amcamızın yaptığı gibi. Buna ben bacak ayırma hareketi diyorum. Hani bacaklarını ayıracağım derler ya, işte onun gibi olabilir. Burada gördüğünüz üzere ayağınızı öbürünün yanından kenara doğru açıp tekrar getiriyorsunuz yan yana. Bu da ayakta yapacağınız bir parmak topuk hareketi. Bir sandalyenin arkasına ya da duvara yaslanarak yapabilirsiniz. Parmak ucunda ve topukta yükseleceksiniz. Altıncısı ise bacak gerdirme hareketi. Bu da topuk dikeni için uygun olan bir hareket. Öne doğru eğiliyorsunuz, duvara yaslanıyorsunuz veya sandalyeye, bir ayağınız önde ve arka ayağınızı geriyorsunuz. Son olarak küçük birkaç not, çok uzun süre bacak bacak üstüne atıp oturmayınız. Ayağınız altına bir yükselti koymanız eski memurlar usulü gayet iyidir. Akşamları yorulduğunuz zaman da ayaklarınızın altına yastık koyup yükseltin, böylelikle kan akışı ve kalbe geri dönüş kolay olsun. Bol su için bu arada. Görüşmek üzere, hoşça kalın.